babam işe başladı. Hocam, bu sözleşmelerin tercüme edilmesi gerekiyor. Yarına kadar hazır olur mu? Akşama kadar hallederim. Güzel. Çok çalışıyor, çok da saygı görüyordu. Herkesin keyfi yerindeydi. Vallahi ellerine sağlık. Ayol, bunları yapıp yapıp satsana. Sosyetik kadınlar böyle şeylere bayılıyorlar. Olur mu öyle şey? Babam dünyada izin vermez. Şevket mi geldi? Sen Şevket mi diyorsun? Ayıp kızım. Abi desene. Senden kaç yaş büyük? Anne, abi demek Alaturka geliyor. Biz geldik. Hoş geldiniz. Canım. Merhaba. Gel şöyle, çekil yavrum şöyle. Yine mi alışveriş yaptınız? Eksikler bitiyor mu yavrum? Perşembe pazarına gittik. Abla var ya, şahane. Ya bütün markaların taklitleri var. Aslından ayırt edemezsin. Neler aldınız? Süper şeyler aldık. Gel odaya çıkalım da üstümüzü de gör. Hadi tamam. Gel. Hadi. Herkesin keyfi yerindeydi. Bırakıyorum abi işi. 15 günlük iznimle Havyar Han'da bir komisyoncunun yanında işe başladım. İşler tıkır. Maaşın nasıl? Maaşı boş ver. Avanta sağlam, avanta. Vay be. Yıllardır bu şirkette enayi gibi çalıştım. Eşeğin kuyruğu gibi ne uzadım ne kısaldım. Şu kadar maaş. Başımda annem, iki kız kardeşim. Her şeyi isterler. Hadi onlara ne yapayım, bu terazi bu kadar çekiyor diye biliyorsun ama ya kendine? İyi de garantin var mı? Onun garantisi para oğlum. Gümrük işinde çok numara dönüyor. Bizim 10 yılda kazandığımızı o 1 yılda toparlar. Ne 1 yılı oğlum? 6 ay oğlum, 6 ay. Benim artık sabrım kalmadı. Yaş 30 oldu abi. Cepte 5 kuruş yok. Eve dönüyorum. Hem de alacaklara görünmeyeyim diye böyle yakaları kaldırmışım. Başım önümde. Oğlum, yanımdan bir araba geçiyor. Araba cillop. İçindeki hatunlar çıtır. İnsan vallahi sinir oluyor ya. Doğru abi. Hem bunlar benden değerli insanlar mı diyorum kendime? Onlar böyle yaşarken ben neden köpek gibi sürünüyorum? Niye canımın çektiği kadını koynuma alamıyorum diyorum. Babam çok namusluydu da ne oldu? Öldü gitti işte. Bir kuruş bile bırakamadı bize. Temiz bir isim bırakmış. Bundan daha değerlisi var mı? Temiz ismin yanında biraz da para bırakabilseydi makbule geçerdi. 15 günde. 15 günde diyorum. Ne kadar biriktirdim tahmin edin. Tam 2000 YTL biriktirdim oğlum. İyi para yapmışsın. Vallahi. Al bak. Sen benim cebimde onluktan büyük para gördün mü? Yakında araba alıyorum. Patron mortgage mı mortgage mı ne? Ona girersin bir de ev alırsın dedi. Siz de 3 kuruşa sürünün hala. Karışmayayım dedim ama kusura bakmayın, dayanamadım. Buyurun. Siz kendi menfaatlerinize uygun olan her şeyi yapın delikanlı. Yeni bir işe girmişsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Ama rica ederim başkalarını bu fikirlerle taciz etmeyin. Lütfen. Burası bir iş yeri. Hem mesai saati de henüz bitmedi. Ya ben kimsenin bilmediği bir şey söylemiyorum ki. Gerçekleri söylüyorum. O sizin gerçekleriniz. İnsanlar paradan başka şeylerle de mutlu olabilirler. Ben buna inanarak yaşadım. O kanaatte de öleceğim. Çiçekleri seviyorsunuz değil mi? Bahçenizde yetiştirdiğiniz çiçeklerden bahsediyordunuz ara sıra, duyuyordum. Eğer paranız yoksa, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, topraktan istediğiniz kokuda, istediğiniz renkte çiçek alamazsınız, eminim. Babasınız.
5 tane çocuğunuz var değil mi? Hele bir parasız kalın bakalım. Hele bir parasız kalın. O ihtiyaçlar bir karşılanmasın da görün. İşte o zaman ömrünüzün sonuna kadar sadece yaprak dökümü manzarası seyredersiniz. Yaprak dökümü manzarası. Geceki hüzünlü bakışları hiç anlayamadım. Ama çok içime işledi.